arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün güzel bir prenses elbisesiyle sizlerle birlikteyiz elbisemizi yakadan başladık artışlarımızı yaparak genişlettik ve istediğimiz boy ölçüsü gelene kadar elbisemizi örmeye devam ettik elbisemiz bir yaş grubu kızlarımız için güzel bir elbise elbisemizi kenarlarını bakınız beyaz ipimizle geçtik bir tane minik gül yaptım ve İki tane küçük yaprağımla elbisemi tamamlamak istedim. Şimdi elbisemizin kol altından ölçüsüne bakalım. 23 santim. Aslında burada gördüğümüz uzun çizgiler elbisemizi toparlamakta da aslında daha geniş ölçüye sahip olabiliyor. Yukarıdan itibaren elbisemi ölçerek bakıyorum. 42-43 santimetre elbisemizin uzunluğu. Evet elbisemiz için bir tane ip kullandım e, ikinci ipime başladım kırmızı ipimi yani birden fazla ip e, kullandık bunu mutlaka göz önünde bulunduralım. Evet kolay gelsin diyerek hemen elbisemizi örmeye başlayalım kolay gelsin. Elbisemi örmek için Nako'nun lüks minnoş bebisini kullanıyorum. %35 polyamid %65 premium akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası 3641, 100 gram ve 340 metreden oluşmakta ve e, elbisemizi örmek için 3 numaralı tığımı kullanmaktayım. Bakınız bu 5 değil e, buradaki tığımızın numarası 3 yazan numara. Evet şimdi zincirimizi çekerek başlayalım. 8 tane trabzanımız gerekmekte elbisemizin başlangıcı için. Şöyle içinden çıkardım bakınız. Hemen ilmeğimizi, ipimizin ucunu şurada görmüştüm, hemen buldum ve 68 trabzanımızı örmek için zincirimi çekmeye başlıyorum. İlk önce düğümümü atıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 70 tane zincirimizi çekelim. Ölçümüze bakalım. Başlangıç noktamdan tutuyorum. Tığımla diğer ucunu şu şekilde alıyorum ve 30 santim zincirimizin ölçüsü. Trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Tığımı takıyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3 4 4. zincirimin içerisine geliyorum ve batıyorum bir tane trabzanımı örüyorum yanındaki zincirimin içerisine batırıyorum diğerine birer birer zincirimizin içerisine trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz toplamda 68 tane trabzan sayısına ulaşmak istiyoruz 68 trabzanımıza ulaşınca örmeyi bitirelim. Birer birer örerek ilerleyelim. Zincirimizin üzerine trabzanlarımızı birer birer ördük ve hiçbir şekilde eksiklik ve fazlalık olmadan 68 trabzanımıza bu şekilde ulaştık. Şimdi ikinci sırasını örmeye başlayalım elbisemizin. 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. İkinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere bakın biraz önceki batmış olduğum yere ikinci kez bir trabzan daha örüyorum. Bir trabzanın içerisine iki tane trabzanımı ördüm. Bir sonraki trabzanıma bir tane trabzanımı örüyorum. Sıradaki trabzanımı iki tane trabzan örüyorum. Bir sonrana bir tane trabzan örüyorum. Şöyle bakalım. İlk başlangıçta ikinci sıramızın 3 tane zincirle tek trabzanımız ördük. İkinci sıradaki trabzanımın içerisine 2 tane trabzan ördüm. Üçüncü sıraya bir tane trabzanım ördüm. Bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde sıramızı tamamlayacağız. İkinci sıramızı örerek tamamladım. Şöyle bakalım ikinci sıramıza. Tek trabzan başladım. İki trabzan ördüm. Bir trabzanın üzerine. Tek trabzan çift. Bir tek, bir çift, tek, çift, tek, çift şeklinde ikinci sıramızı örerek tamamladık. Tekle başlamıştık. Çiftle bitirdik. Ve üçüncü sıramıza başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Çift olarak örmüş olduğum trabzanımı içerisine giriyorum. Bakın çift içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere batıyorum. Bakın girdiğim yere batıyorum. İki trabzanın arasındaki olan bölüme bir tane trabzanımı örüyorum. Burada tek olan trabzanımı, sıradaki tek olan trabzanımı ise yandan gelerek kabartıyorum ve tek olarak örüyorum. Çiftin içerisine girdim, 5 zincirimi çektim ve bir trabzanım ördüm. Araya zincir çekmeden diğer tek olan trabzanım yandan girerek dışa kabarttım ve ikili trabzan şekliyle ördüm. Üçüncü çiftimin içerisine tığımın başını doluyorum giriyorum direkt ikinin içerisine ve bir tane trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum aynı yere tekrar giriyorum tığımın tekrar başını doluyorum sıradaki tek trabzanımın yandan giriyorum bir tane trabzan örüyorum Tekrar araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Çift olan trabzanımın tam içerisine girerek bir tane trabzan, bir zincir, bir tane daha trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Yandan tek olan trabzanın girişimi yaparak ikili trabzan şekliyle örüyorum. Sıradaki ikilinin tam içerisine giriyorum. 1 ve bir zincir yine aynı yere ikinci trabzanımı batarak örüyorum yapmış olduğumuz işlemimize bakalım en son çift olarak bitirmiştik 5 zincir çekip içerisine girdim bir trabzanımı ördüm hemen yanındaki tek trabzanın yandan girerek bir trabzanı kabartarak ördüm bir sonraki çiftin içerisine yine girdim direkt içerisine battım bir trabzan bir zincir bir trabzanımı çift trabzanımın içerisine ördüm sonraki gelen tekli trabzanımı yandan dışa kabartıp ördüm tekrar çiftimi hemen içerisine girip bir trabzan bir zincir bir trabzan yandan girerek tekli trabzanımı kabarttım ve bu şekilde sıramızı sonuna kadar örelim üçüncü sıramızı da tamamladım dördüncü sıramıza başlıyorum şimdi sıralarımızı bir hatırlayalım İlk sıramızı bakınız burasını ön yüz olarak kullanacağız. Birinci sıramızda 68 tane trabzanımızı zincirimizin üzerine yerleştirdik. İkinci sıramızda bir tane tek bir tane çift yani trabzanlarımızın birini tek olarak birini çift olarak ördük. Üçüncü sıramızda ise yine çift olarak ördüğümüzün içerisine girerek bir trabzan bir zincir bir trabzan ördük. Tekleri ise yan taraftan girerek ördük. Örgümüzün burası düz yönü olacak. Bakınız Birinci sıra düz yönüydü. İkinci sırasını ters yönünden ördük. Üçüncü sıra düz yönü. Şimdi e, tekrar örgümüzün ters yönünde olacağız. Şimdi elbisemizin düz yönü bu yönde. Ters yönümüzü örmek için 3 tane zincirimi çektim. Ve arkasını çeviriyorum sıramızı. Yine 2 tane trabzanın olduğu yeri görüyorum. Bakınız tığımın başını doluyorum. Çiftli olan yerin içerisine giriyorum. Bakın şöyle çok uzak tutmuşum. Çiftte olan trabzanımı tığımın başını dolayarak hemen içine giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Bir alt sırada tek zincir çekmiştik. Bakınız buradaki farkımız iki tane zincir olacak. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum. Şimdi bir tane olan tekli trabzanımı diğer düz yönde yandan şöyle girerek örmüştük. Burası elbisemizin ters yönü olduğu için ve öne ben bu şekilde kabartı istediğim için tığımın başını doluyorum. O tek trabzanıma yine düz yöne kabartı olmasını istediğim için trabzanımın ardından bu şekilde giriyorum. Trabzanı ittiriyorum. Solundan çıkarıyorum. Sağ taraftan girip tığımı soldan çıkarıyorum. Ve tığımın başı dolalı bir şekilde şöyle Bakınız girdim. Çıkarıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Düz yöne kabartılı bir şekilde trabzanım oluşuyor. Tekrar tığımın başını doluyorum. Zincir çekmeden hemen çift grubumuzun içerisine geliyorum. Bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzanımı aynı yere batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Tekli trabzanımı ön yüzde elbisemizin düz yönüne kabartı olmasını istediğim için ters yönde bu şekilde arkadan giriyorum, ittiriyorum ve bir tane trabzan örüyorum. Tekrar B'mize geliyoruz. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan örüyorum. Tekrar tığımın başını dolayıp arkadan, bakın arkadan sağ tarafından giriyorum, soldan Çıkıyorum. Bu şekilde örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum V'mizin içerisine. Bir tane trabzan. iki zincir. Ve aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Son olarak bu ıı, tek trabzanımızı örmek istiyorum. Ardından giriyorum trabzanımın. Şu şekilde örüyorum. Bu şekilde tek trabzanlarımızı örgümüzün arka yönünden böyle arka, e, arka yönden ardından girerek düz yöne kabartı olacak şekilde örelim. Diğer yönde ise yandan girelim. Şimdi sıramızı e, bir trabzan, iki zincir, bir trabzan ve ardından girerek tek trabzanımızı örerek tamamlayalım. Bir, 2 3 dördüncü sıra ve ters yöndeyiz. Bu sıramızı bitirelim. Diğer yönde görüşelim. Evet şimdi elbisemizin dördüncü sırasını tamamladık. Beşinci sıramıza geçtik. Hemen ölçüsüne bakalım. 4 santim birazcık geçmekte 4 sıramız. Şimdi beşinci sırada modelimizde birazcık bir uygulamaya değişik uygulamaya gidiyoruz. Şimdi bir tane zincirimi çektim ve başlıyorum. 2, 3. Toplamda 3 tane zincirim oldu. Tığımın başını doluyorum. Bir tane içeriye giriyorum. Ve bir trabzanımı ördüm. İki zincirimi çekiyorum. Bir trabzandan sonra aynı yere yani iki zincirin içerisine bir trabzan daha örüyorum. Şimdi kenardaki trabzanımı ördüm. Zincirin içerisine girdim. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımı ördüm. Ve tığımın başını doluyorum. Buradaki alt sıradaki V'me yandan girerek dışa doğru kabartıyorum ve trabzanımı o şekilde örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aradaki tek olan kabartılı olarak baştan itibaren ördüğümüz trabzanımızı yine yandan giriyorum. Dışa kabartıyorum ve tek olarak örüyorum. Şimdi buradaki V'mizi bir trabzan 2 zincir bir trabzanımızı kabartılı tek trabzanımdan sonra yandan tekrar bunu da kabartıyorum. Dışa doğru bir tane örüyorum zincirin içerisine bir trabzan iki zincir ve bir trabzanım örüyorum tekrar alt sıradaki V'mi yandan girerek kabartılı bir şekilde örüyorum bir sonraki trabzanımı tek olan trabzanım direkt şeklinde devam edene yandan giriyorum ve kabartıyorum ve birazcık daha bu şekilde örmeye devam edelim Evet devam edelim V'mizi görüyoruz bakınız Şöyle yapalım. V'mizi görüyoruz. Hemen tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Dışa kabartarak örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen iki zincirin içerisine bir trabzan. iki tane zincirimi ilave ediyorum. Tekrar bir tane trabzanı zincirin içerisine örüyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Bir alt sıradaki V'mizin yanından girerek dışa kabartıp örüyorum sıradaki trabzanımı tek trabzanımı yine dışa kabartıyorum ve örüyorum ve ilerliyorum burada görmüş olduğum trabzanımı dışa kabartıyorum içerisine giriyorum zincirin bir trabzan iki zincir bir trabzan örüyorum ve alttaki beğimi yandan girerek kabartıyorum Tek olan trabzanımı yine yandan dışa kabartılı bir şekilde örüyorum. Son olarak bir daha çalışalım. Şu şekilde gördüğümüz trabzanı önce trabzanı yandan alarak kabartalım. İki tane V'imizin sağ taraftaki bacağını giriyorum dışa kabartıyorum. Hemen zincir içerisine girerek bir trabzan, iki tane de zincirimi ilave ediyorum. Aynı yere giriyorum bir trabzan. Ve V'nin sağ bacağını dışa kabartmıştım. Sol bacağını da yine aynı şekilde kabartarak örüyorum. Tek olan trabzanımı örgümün düz yönünde yandan alıp dışa kabartıyorum. Ve sıramızı uca kadar bu şekilde örerek devam ediyoruz. Elbisemizin rubasının 6 sırasını ördük. Altıncı sırasını ördükten sonra şu şekilde bir arka boğaz için yani düğmemizi takmak için yeterli başımızın geçeceği artık birleştirme işlemini yapabiliriz. Tüm gövde olarak birleştirelim ve tüm gövde olarak örmeye devam edelim. Şu şekilde trabzanımı örüyorum ve birleştirme işlemini başlatıyorum. Çift olarak örmüş olduğumuz yerdeyiz. Hemen buradaki tekli trabzanımızın devam ettiği ve çift trabzanımızın araya şu uca girelim. Batıyorum. Üzerine bir tane ileriye geçip çekiyorum. Gizli geçişimizi yaparak iki zincirin olduğu yere kadar geliyorum. İki zincirimin olduğu yere geldim ve başlıyorum. 1 2 3 4 ve beş. 5 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere geliyorum bir trabzanımı örüyorum bakın artık kapadık elbisemizi tek yönde yuvarlak olarak döneceğiz o yüzden daha rahat olacağız yani örgümüz tek yönden ilerleyecek 5 tane zincirimi bir trabzanımı 2 zincirimin olduğu yeri ördüm sonrasında tek tek trabzanımın olduğu yere geliyorum yandan giriyorum farklı bir işlem yapmıyorum Yandan girdim. Tekrar tığımın başını doluyorum. Tam ortadaki iki zincirimin içerisine direkt batıyorum. Herhangi bir zincir çekmiyorum. Bakınız. Ve bir trabzan, iki zincir, bir tane trabzanımı örüyorum. İki tane zincirimin içerisine batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir tane devam eden yandan bakın aşağıdan beri tek trabzanı yandan alıyorduk. O trabzanımızı yine yandan örerek dışa kabartalım. Bir trabzanımız dışa kabarık bir şekilde tamamlanmış olsun. Bakın burada bir tanesini yaptık. Bir V yaptık. Bir tane trabzanımızı kabarttık. Tığımın başını doluyorum. İki zincirimin içerisine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. İki zincir aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum aşağıdan beri devam ede gelen trabzanımı yandan girip dışarı kabartarak trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum 2 zincirin içerisine giriyorum 1-2 zincirimi çekiyorum aynı yere bir tane trabzanımı örüyorum tığımın başını dolayarak yandan giriyorum ve aşağıdan beri devam eden trabzanımı örüyorum şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım Birleştirme işlemimizi yaptıktan sonra hemen 5 zincirimi çektim. B'nin e, alttaki 2 zincirin içerisine girerek bir tane daha trabzanımı ördüm. Burada bir V oluşturdum. Aşağıdan sürekli e, tek trabzanımızı yandan kabartarak al, alıyorduk. Bakın yine aynı şekilde yandan kabartıp bir trabzan şeklinde ördüm. Araya zincir çekmeden ortadaki 2 zincirin içerisine girerek bir trabzan, 2 zincir, bir trabzanımı ördüm. Kabartma trabzanım, tekli trabzanım geldi. Yani tek olarak ördüm. Trabzanımı yandan girerek kabarttım. İki zincirin içerisine girip bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımı ördüm. Tekrar aşağıdan beri devam edip gelen trabzanımı yandan girip kabarttım. Araya zincir çekmeden iki zincirimin içerisine bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımı ördüm. Ve Şimdi yine bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde örelim, sıramızı tamamlayalım. İki trabzan, iki zincir, bakınız, tabii bir trabzan, iki zincir, bir trabzan toplamdaki ve düz olarak devam eden trabzanımızı yandan alıp sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramızın tekrar başına geldik. Şöyle arkadayız bakınız. Birleştirme noktamızdayız. En son birleştirmede V'mizi yaptık. Ortadaki e, birleştirme noktasından bir öncesi yandan girerek bakınız tekli trabzanımı da ördüm ve ilk yapmış olduğum V'mize geldim. Bir tane V, bir tane tekli trabzanımız olacak. Bakınız yandan kabartılmış bir şekilde. Şimdi İlk başladığımız 5 tane zincir çekerek başladığımız trabzanımıza geldim. Şöyle kabartarak şu şekilde bakınız. yandan giriyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. İçeriye giriyorum. Bir tane daha trabzanımı örüyorum. 1, 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar bir tane trabzanımı hemen zincirimin içerisine örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Dıştaki V'imin yanından girerek dışa doğru kabartıyorum. Bakın dıştan kabarttım. İçeriye bir trabzan, iki zincir tekrar içeriye bir trabzan. Alttaki V'mizin sol bacağını yine yandan girerek dışa doğru kabartarak ördüm. Tek olan trabzanımı yandan giriyorum. Ve yine direk şeklinde tek olarak örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki V'mizi yandan giriyorum. Dışa kabartıyorum. Hemen içerisine bir trabzan, iki tane zincir, tekrar bir trabzanım örüyorum. Yine diğer bir sağ taraftaki bacağı bir sol taraftaki sol taraftaki bölümüne girerek dışa kabartıyorum ve örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Dikiğimizi yine tek trabzanımız yandan girerek bir tane trabzan şeklinde örüyorum demin yandan bir trabzan bir trabzan içine iki trabzan hemen üzerine örüyorum tekrar bir trabzan içeriye batıyorum ve B'mi yandan girerek dışa kabartıyorum trabzanımı tek olanı yine dışarı kabartarak örüyorum ve sıramızı bu şekilde başlangıç noktamıza kadar örerek geliyoruz. Hatırlayalım. V'mizin dıştan şu şekilde yandan girerek bir trabzan örüyorum. Zincirimizin içerisine bir trabzan, iki zincir, tekrar zincirin içerisine bir trabzan. Ördükten sonra diğer V'nin öbür bacağının bakına sol taraftaki trabzanına yandan girerek dışa kabartıyorum. Ve tek olan aşağıdan devam eden tek trabzanın yandan girip kabartıyorum. Ve V'lerimi aynı şekilde örerek başlangıç noktama kadar geliyorum. Elbisemizin roba kısmında yine bir sıramızı tamamladık. Yeni bir sıramıza başlamak için hazırız. Ve geçiş yapıyoruz. Bakınız iki, şuradaki tek trabzanı yandan kabartalım. Ve diğer e, modelimizin olduğu kısma o şekilde geçelim. Buradaki teki arada unutmayalım. Şöyle İlk trabzanımın üzerine şu şekilde batıyorum sadece geçiş yapıyoruz bakın şöyle ilmeğimi geçiriyorum ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ilmeğimi geçiriyorum ve iki zincirimin içerisine batarak geçiyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 zincirimi çektikten sonra iki tane bir tane trabzanımı örüyorum Burada 5 zincir bir trabzanım örüyorum. Hemen ortada aşağıdan devam ede gelen bir tane trabzanımı tığımın başını doluyorum. Yandan girerek örüyorum. Bu tek trabzanımızı lütfen unutmayalım. Arada karışmasın. Tekrar tığımın başını doluyorum. 2 tane zincirin olduğu yere geliyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Modelimiz için yuvamızı hazırlıyoruz. Tek trabzanımı yandan girerek kabartıyorum. Tekrar iki zincirimin içerisine girerek bir trabzan, iki zincir, bir trabzanım örüyorum. Tek direğimi yandan girerek örüyorum. Yine iki zincirimin içerisine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan, ve tek direğimi kabartıyorum ve bu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek geliyoruz. Robamızda bir sıramızı daha tamamladık. Şöyle kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. sıramızı ördük. 9. sıramıza başlıyoruz. Şimdi en son tekli trabzanımı ördükten sonra yani tek trabzanımı ördükten sonra yandan girip kabartarak buradaki 5 zincir çekerek oluşturduğum kutunun içerisine şu şekilde giriyorum. Bakınız arkadan alıyorum ve örüyorum. Başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra zincirimin içerisine girerek 2 tane trabzanımı örüyorum. 1, ve 2. Burada bir tane artışımızı yaptık. Bakınız bir tane örmüştük alt sırada. Şimdi 2'ye çıkardık. 2 zincirimizi de ilave ettikten sonra tekrar 2 tane trabzanımızı içeriye girerek örüyoruz. Ve yine hazırlamış olduğum, bakınız şöyle trabzan yuvamızın sol tarafındaki trabzanın yandan girerek dışa kabartıyorum. Yine arada direkt olarak devam eden trabzanımı yandan giriyorum ve örüyorum bir sonraki yuvamın sağ tarafındaki trabzanı yandan giriyorum bir trabzan örüyorum zincirin içerisine iki tane trabzan iki zincir iki tane daha trabzanımı örüyorum 1 ve 2 yuvamızın bu taraftaki trabzanına yine yandan girerek kabartıyorum ve bir tane trabzanımı yandan girip kabartıyorum ve bu şekilde bütün bu yuvalarımızı önce yandan giriyoruz sonra iki tane trabzan iki zincir iki trabzan tekrar yandan girerek kabartıyoruz ve aradaki devam eden bir trabzanımızı örüyoruz üzerine ise bir alt sırada yaptığımız gibi bu sırayı tamamladıktan sonra V'lerimizi hazırlıyoruz. Bir tane trabzanımız, bir V'miz, bir trabzanımız şekliyle örelim. Tekrar üzerine bu şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan içte ve yandaki V'lerimizi kabartma şekliyle üç sıramızı örüp görüşelim. Bu sıramız V'miz ve tekrar bu sıramızın bir benzeri olan yani hemen hemen aynısını örerek görüşelim bir de santim olarak ayrılmadan önce bakalım yeni sıramıza başlamadan önceki ölçümüz 8 santim yeni sıramızla ölçtüğümüz zaman 9 santim bakın her bir sıramız 1 santime karşılık gelmekte Evet sıramızı tamamlayalım bu sıramızı V'mizi ve tekrar aynen bu sıramızı bir daha dolaşalım Ondan sonrasında görüşelim Elbisemiz istediğimiz ölçüye geldiği zaman e, kollarımızı gövdemizden ayırıp gövdemizi çan şeklinde aşağıya doğru örmeye devam edeceğiz. Elbisemizin baba kısmının ölçüsüne bakalım. Şöyle he, ölçtüğümüz zaman herhangi bir dilimden 11 santim robamızın. Uzunluğu daha büyük yaştaki çocuklarımız için biraz daha devam etmenizde fayda var. Evet, şimdi dilimlerimizi ayıralım. Arkadan başlamak istiyorum. Bakınız burası elbisemizin arkası. Bir tane düğme dikerek kapatacağız. Şimdi sayıyorum. 1 2 3 4 4 sol tarafta 1 2 3 4 4 de sağ tarafta. Toplamda 8 tane e, arkamız var. Yani 8 dilim şuradaki dilimleri birer birer sayıyoruz. Kolumuz için olan dilimimi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 dilim kolum için. Diğer kolumu sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Ve elbisemin ön kısmını oluşturacak bölümümüzü saymaya başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 önümüz arkamız kollarımız ise 9'ar dilimden oluşmakta hemen elbisemin arkasını çevirerek örmeye başlayalım ve gövdemizi kollarımızdan ayırıp eteğimizi devam edelim şimdi 3 tane trabzanımın ilkinin üzerine batıyorum ilmeğimi geçiriyorum Diğer trabzanıma sadece ilmeğimi akıtıyorum ve zincirimin içerisine geliyorum. Zincirimin içerisine geldiğim zaman 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip tığımın başını dolayıp hemen bir trabzanımı örüyorum. Yukarısına yapacağım trabzanlarımın yuvasını hazırlıyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Aradaki tek trabzanımı yine yandan kabartıyorum. Elbisemiz bitene kadar devam edecek araya giriyorum bir trabzan iki zincir tekrar trabzanımı örüyorum bir yuva daha hazırlıyorum tekrar başını doluyorum tığımı yandan kabartarak trabzanımı örüyorum ve tığımın başını doluyorum Tırabzanımla ilerliyorum 2 2 değil pardon 2 tane zincirimi çekiyorum tekrar aynı yuvaya bir trabzanımı daha örüyorum. Bir yuvamızı yapıyoruz. Bir aradaki trabzanımızı yandan girerek örüyoruz. Yuvamız, aradaki trabzanımız ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz. işaretimiz gelene kadar. Tek trabzanımı örüyorum. V mi yapıyorum. Yuvamı, bir, iki zincirimi çekiyorum. Tekrar bir trabzan daha örüyorum. Şimdi işaret koyduğum yerdeki tek trabzanımın tığıma başını doluyorum. Giriyorum yandan ve büküyorum. Diğer işaretli olan bölüme geliyorum. Oradaki tek trabzanımı da yandan giriyorum. Her ikisini de alıyorum. Bakınız bir tane Tekli trabzanımı buraya örüyorum. İkisinin tek trabzanlarını bire düşürüyorum ve ortadan bir olarak devam ettiriyorum. Yani modelimin e, düzeninde herhangi bir bozukla gitmiyoruz. Hem arkadan hem de önden tam bir trabzanlarımı yanından giriyorum ve yine dışa kabartarak örüyorum. Önden modelimin için yuvasını kurarak devam ediyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Evet önümüzden örmeye devam ediyoruz. Yine dışa kabartılı olan trabzanlarımızı yandan alıyoruz. Ve yuvalarımızı bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde örerek diğer kol altının birleşme noktasına gelene kadar örelim. Tek trabzana gelene kadar yuvalarımızı hazırlayalım. Burada görüşelim. Evet en son işaretimi koyduğum yerime geldim. Tığımın başını doluyorum. Bu işaretimi kaldırarak şöyle rahatsız etmeden yandan giriyorum ve diğer işaretimin olduğu yeri çeviriyorum yine bakın takıyorum işaretimi kaldırıyorum her iki dıştan kabartılı olan trabzanımı yanlarından giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ve modelimizin ahengini hiç bozmadan aşağıya doğru ilerlemeye başlıyoruz şimdi alttan Örüyorum, bakınız hemen iki zincirimi çekiyorum, yuvalarımı hazırlıyorum, yandan, arkadayız şu an yuvamızı başlangıç noktamıza kadar hazırlayıp gelelim. En son yuvamı hazırladım, hemen başlangıç noktama geldim, bir tane trabzanımı yandan örüyorum. Ve burada görmüş olduğumuz yuvamızın içerisine arkadan şu şekilde batıyorum. 1, 2, 3. Zincirimi çekip trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Alt sıradaki trabzan sayımızla aynı yapalım. 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı örelim. 1 ve 2. Ve alttaki yuvamızın sol tarafta kalan kısmı yine yandan girip dışa kabartalım. Sıradaki tekliği dışa kabartalım. Yuvamızın içerisine yandan girelim. Sağ taraftaki trabzanını yandan kabartarak bir ve iki tane zincir trabzanımızı zincirimizin içine örelim. İki zincir, iki trabzan ve yandan kabartarak örelim. Tekli kabartmamı örüyorum. Ve yine yandan kabartıyorum trabzanımı iki tane trabzan içeriye giriyorum iki zincir kol altına kadar birlikte örelim tekrar diğer yanı dışa kabartıyorum ve aradaki tekliği örüyorum ve yuvaya yine girişimi yapıyorum yuvaya girmeden tabii ki yandan kabartıyoruz 2 tane trabzanım 1 ve 2 2 tane zincirim ya Burası aynı olduğu için biraz hızlı e, ördük sanki ama aynı işlemimizi tekrar etmekteyiz 1 ve 2 yandan ve şu an kol altının birleştirme noktasındayız bakınız buradaki trabzanım için tamı başında doluyorum yandan giriyorum ve bir tane trabzan olarak örüyorum ve modelimin yuvanın içerisine hemen yandan trabzanımı ördükten sonra iki trabzanımı ilave ederek zincirlerim ve trabzan iki tane ve diğer taraf şöyle bakalım tam kol altımızdaki dikli trabzanımızı da yine yandan girerek örüyoruz ve gövdemizi başlangıcı noktamıza kadar aynı işlemimizi tekrar edip geliyoruz. Evet gövdemizi birleştirdikten sonra birleştirirken ki hazırladığımız yuvaların üzerine trabzanlarımızı ördük şu şekilde bakınız. Şimdi yeni yuvamızı hazırlıyoruz. 3 zincirimin üzerine geçerek batıyorum. Birer birer geçişimizi yapıyoruz. Geçişlerimizi her zaman aynı şekilde örmeden sadece ilmeğimizi akıtarak geçiyoruz 1 2 3 4 5 5 zincirimi çekiyorum aynı yere batarak bir tane trabzanımı örüyorum aradaki trabzanımı yine tekrar ediyorum burada sadece bir tane farklı işlem yapacağız araya çektiğimiz iki tane zincirimizi 3 olarak artıracağız trabzanımı ördüm 1 2 3 yuvamızı birazcık genişletiyoruz Bakınız ikinci trabzanımı ördüm. Tekrar ortadaki tek trabzanımı örüyorum. Yuvamı yapıyorum. 1, 2, 3 aynı yere batıyorum. Ve aradaki trabzanımı örüyorum. Tekrar yuvamı yapmak için trabzanlarımın arasına giriyorum. 1, 2, 3 ve tekrar trabzanımı. Evet bu şekilde 3 zincir çekerek yuvamızı hazırlayıp başlangıç yerimize kadar gelelim sıramızın başına örerek geldim. Bakınız şimdi bir tane artışımızı yapıyoruz. İki trabzan ördüğümüz zincirimizin yuvasının içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan örüyoruz. Yine en dıştakilerine yani yuvamızı yanlardan kabartarak örüyoruz. İlk başlangıçta bakınız tığımı şu şekilde alarak geçişimi yapıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Zincirimin içerisine Aşağıda iki tırabzan olarak yapmış olduğum tırabzan sayımı 1 arttırıyorum. 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum. 3 tane tırabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. Ve yuvama yine yandan girerek örüyorum. Buradaki Farkımız sadece 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzan. Yani trabzan sayımız 2 iken 3 ve diğer tarafta da 3, 3, 3 olarak artışımızı yaptık. Şöyleydi. Şu kenardan 2 idi. Şöyle 3, 3 arttık. Bir sonraki aradaki trabzanımı yine aynı şekilde tek olarak örüyorum. Ve yuvama yine yandan giriyorum. İçerisine 1, 2 3 2 zincir tekrar 1 2 ve 3 yandan giriyorum kabartıyorum ve bu şekilde sıralarımızı örerek biraz elbisemizin gövde kısmını büyütelim. Ee, yuvamızın üzerine hazırlarken 3 tane zincir çekelim ve bir sonrasına 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak örelim ve birazcık şöyle büyütelim. daha sonra birkaç sıra ördükten sonra aşağıya doğru tekrar artışlarımızı yaparak elbisemizi çan şeklini aldıralım elbisemizi etek kısmına doğru çan şeklinde açarak ilerlemekteyiz şöyle bakalım 3 Üç sıra üçer trabzandan olan bölümümüzü ördükten sonra şimdi yeni sıramıza başlıyoruz yeni sıramızda çanımızı biraz daha şöyle açmak istediğimiz için artışımızı yuvamızda sağlıyoruz ilk önce daha sonra üstteki trabzanımıza yansıtacağız bir tane zincirimi çektim 2 3 4 ve 5 5 zincirimi çektikten sonra aynı yere batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum trabzanımı ördükten sonra bu sıraya kadar hemen buradaki tek devam eden trabzanıma yandan girişimizi yapıyorduk şimdi ise 1 ve 2 2 tane zincirimi çekiyorum yana o şekilde girişimi yapıyorum. Buradaki tek trabzanımın hemen soluna da iki zincir çekiyorum ve buradaki yuvaya girerek bir trabzan, 1 2 3 zincir, bir trabzanımı örüyorum ve iki zincir çekiyorum. Tekrar yandan girişimi yaparak bir trabzanımı örüyorum. Trabzanımdan sonra iki zincir, tekrar yuvaya giriyorum bir trabzan bir iki üç zincir ve tek trabzanımızı yine örüyoruz yuvamızı hazırladıktan sonra iki zincirimi çekip hemen tek olarak devam eden yandaki trabzanıma girerek bir tane trabzan örüyorum hemen iki zincirimi ilave ediyorum şimdi yaptığımız işlemimize bakalım Yuvamızı hazırladıktan sonra iki zincir çekip yandan girişimizi yapıp tek ilmeğimizi kabartalım. İki zincir tekrar aynı yuvaya batalım. Bir trabzan, üç zincir, bir trabzanımızı yuvamızı hazırlamak için örelim. Sağına ve soluna ikişer zincirimizi çekip ve şuradaki kabartılı direklerimizle kenarını kavrayalım. Ve bu şekilde başlangıç noktamıza kadar gelelim. Zincirlerimizi çekip yuvalarımızı hazırladık ve bakın başlangıç noktamıza geldim. Başlangıç noktamıza geçerken iki zincirimizi çekmeyi unutmayalım. Beyimizin öncesinde şu şekilde girelim. Arkadan alalım şöyle. Evet. Öne doğru kabartmış olalım. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Bakınız aradaki 3 trabzanımızı dıştaki aldığımızı saymıyoruz. 3, 3 tane olarak doldurduğum trabzanı 4'e çıkardım. 2 zincir tekrar 4 trabzan 2 3 ve 4 4 trabzanımı ördüm. Tığımın başını doladım. Hemen yandan yuvamı ikinci e, trabzanını örerek tamamladım. Şimdi tığımın başını doluyorum. Araya zincir çekmiyorum. Tek olarak yandan girişimi yapıyorum. Tekrar zincir çekmeden yuvamın sağ taraftaki trabzanını giriyorum. Dışa kabartıyorum ve içeriye 4 tane trabzanımı dolduruyorum. 2, 3 ve 4. 2 zincirimizi çekelim. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. Tığımın başını dolayıp yuvamın sağ tarafından girerek örüyorum ve bu şekilde hem artışlarımızı aynı şekilde 2 zincir ve ortadaki trabzanımızdan son, buradaki 3 zincir kenarlar 2 zincir olarak örüp biraz iteğimizi büyütelim. 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan olarak doldurmayı unutmayalım. ipiniz çok ince ise artışlarımızı ona göre ayarlarsınız yandan tekrar tek trabzanın yandan giriyorum ve elbisemi aşağıya doğru güzel bir şekilde genişleterek ilerliyorum elbisemizi çan şekli alarak büyütmeye devam ettik bakınız çan şeklini iyice kazandı şimdi yuvasını tekrar hazırlamaktayım elbisemizi örmek için Kenardan aldığımız, şöyle yandan alarak kabarttığımız trabzanımızın sağında ve solunda iki tane zincirimizi çekiyorduk. Bu sıramızdan itibaren üç zincir, trabzanımız yuvaya üç zincir ve tekrar trabzanımızı örerek devam edelim. Yani buradaki kenardan aldığımız trabzanlarımızın sağında ve solunda üçer tane zincirimizi çekelim ve birazcık daha çan oluşmasını sağlayalım. Şimdi ben üçer zincir çekerek geldim ilerlemekteyim başlangıç noktama doğru birlikte devam edelim 2 tane zincirimi çektim ve bir tane daha ilave ediyorum yuvanın içerisine girerek bir trabzan 1-2-3 bir, zincir ve aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum ve yandan girerek tek trabzanımı devam ettiriyorum ve hemen 1 2, 3 zincirimi çekiyorum. Ortadaki yuvaya girerek 1, 1, 2, 3 ve bir trabzan daha. 1, 2, 3. Yandaki direğimizin yanından girerek trabzanımızı dışa kabartalım. 1, 2, 3. Yuvaya giriyorum. Yuvaya girmiyoruz çünkü başlangıç noktamıza gelmişiz. Şimdi şu şekilde arkadan ittirerek alıyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane bu kenar trabzanımı yuvamızın dışındaki sağ taraftaki yönünü örüyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 ve 5 bir tane daha artışımı yapıyorum Alt sırada 4 tane olan trabzanımı zincir yuvamın içerisine 5 tane olarak artıyorum. Ve bu bir tane de kenarımızı onu saymıyoruz. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere 5 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 5 trabzanımı ördükten sonra yuvamın kenarındaki trabzanı yandan girerek dışa kabartıyorum tığımın başını doluyorum hemen buradaki dışa kabarık olan trabzanıma girerek yine yandan alarak örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum yuvamın sağından giriyorum trabzanımı örüp 5 tane trabzanım ilave ediyorum 1 2 3 4 5 2 tane zincir 5 tane daha trabzanımızı örelim 1 2 3 4 5 tığımın başında doluyorum, yuvamızın sağından girerek dışa kabartılı şekilde örüyorum Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir tane devam eden trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde bu sıramızdan itibaren 5 trabzan olarak örelim. Ve yuvamızı hazırlarken 3 zincir sağında ve solunda bakınız yuvamızın sağında ve solunda 3 zincir. Bir trabzan bir trabzan ve arada da 3 tane zincir olarak devam edelim. Yani yeni yuvamızda üçer üçer zincirlerimizin hepsini çekerek e, sıramızı tamamlayalım ve birkaç sıra daha örelim elbisemiz uygun uzunluğa gelince bırakalım elbisemizi istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ettim en son 5 trabzan olarak bakınız 3 dilimimizi 5'er trabzan olarak ördüm elbisemizin ölçüsüne bakalım yaka kısmından ölçelim bakın yaka kısmından ölçüyorum en uç noktaya kadar 36 santim olduğunu görmekteyim. Omuzdan ölçtüğüm zaman ise şöyle omuzdan bakalım. Omuzdan 41, şu 42, 42 santim omuz ölçümüz omuzdan itibaren ölçtüğümüz zaman. Şimdi elbisemizin etek kısmına bir sıra beyaz örmek istiyorum. İpimi bağlıyorum ve arkadan örmeye başlıyorum. Her bir trabzanımızın üzerine bir tane beyazımız örelim. Bu kabarttığımız tek trabzanımın üzerinden başlıyorum. 1, 2, 3 ve trabzanımın içerisine giriyorum. ve Birer birer her bir trabzanımın üzerine ikili trabzan olarak örüyorum. 5 tane trabzan örerek bitirmiştim. Ee, İki zincir çekmiş olduğum yere 3 tane trabzanımı dolduruyorum ve devam ediyorum. Birer birer trabzanlarımı örmeye. Bu sıramızda beyazla trabzanlarımızın üzerinden giderek eteğimiz ya yani elbisemizin etek kısmına bir hareket katalım. Şimdi tam trabzanımın bu aradaki trabzanımın üzerine geliyorum. Bir tane örüyorum. Ve diğer trabzanlarımı birer birer örüyorum. Şöyle bakalım etek kısmını bu şekilde başlangıç yerimize kadar hepsini örelim bakın hem trabzanlarımızı hem burada hep dışarı kabartarak getirdiğimiz trabzanınızı da normal trabzan olarak örelim ve tamamlayalım elbisemizin eteğini tamamladıktan sonra yaka kısmını da beyazla geçmek istiyorum en uç noktadan batıyorum düz yönden örüyoruz trabzan aralarımıza birer birer batıyoruz bakın sık iğne şeklinde örüyorum. Her bir trabzanın arasına bir tane giriyorum. Eğer yakanız çok açık, geniş bir yaka oldu, rahatsız olduysanız bir tane atlayıp ikinci sıradakine batığımız zaman yakamızı toparlamış oluruz. Arada bu şekilde yaparsanız yakanız toparlanmış olur. Mesela bir tane daha göstermek istiyorum. Bir tane atlıyorum. Yakamın daha derli toplu olsun istiyorum. Yukarıya doğru Bakın, bu şekilde birer birer sık iğne ile örerek tamamlayalım. Kolumu da sık iğne çalışarak tamamladım. Bakınız. Şimdi diğer kolumu sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Kolumuza herhangi bir yerden başlayalım. Bakınız, şöyle uçtan giriyorum. Bir tane sık iğne. Bakın, tam e, trabzanımızın gözünün olduğu yerden giriyorum şu aradan içten derince girmiyorum sadece trabzanımızı batmamız gereken bu görünen küçücük yer var bakın oradan giriyorum ve sık iğnemi örüyorum ve zincirimin olduğu yere geliyorum 1 2 3 tane sık iğne bir de zincirimin olduğu yere uyguluyorum ve sonra hemen yine minik gözümüzü görüyoruz bakınız şöyle beyaza çekeyim minik gözümüzü içine tıkarak tığımızı bir tane minik sık iğnemizi yapıyoruz. Diğer sıradaki göze girerek sık iğnelerimizi bu şekilde dolaşarak tamamlayalım. Derin derin içlere girmeyelim. Daha ince zarif bir görüntü olsun. Evet arkadaşlar elbisemizin bütün kenarlarını beyazla tığladık. Etek uçlarını bildiğimiz normal trabzanımızı ördük. Kenarlarını ise sık iğnemizi yaptık. Buradaki kolda ise e, trabzan aralarını sık iğne yaparak elbisemizi tamamladık. Yakamıza bir tane gül çalışması yaptım ve küçücük iki tane yaprakla da elbisemi tamamlamak istedim. Evet, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.